Selam YouTube, Berk Öztürk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gecenin 3'ünde Büyük Grom denilen Komiser Grom'un veba doktorunun alt etmesine yardımcı olmak için ipuçları topla denilen bir hemen hemen sanırım klan karma tavernasına benzer bir değişik bir içerik geldi. Direkt ben sizlerle bunu paylaşayım dedim. Ben de ilk defa görüyorum, merak ettiğimden dolayı bakacağım. Şimdi sanırım evet, bir günlük var ve bu günlükte işte böyle değişik fotoğraflardan oluşan etkinlik savaşlarına katıl ve hikayenin devamını öğren. Burada bizim sanırım evet normal 3 biletten oluşan ve zamanla güncellenebilen bir olay geldi ve bu olayda da şöyle bir şey var. Sanırım Büyük Grom dediğimiz olayda şimdi bakayım bir buraya. Burada başka bir şey var mı? Evet. Zamanla biz bunları normal etkinlik gibi geçebileceğimiz şekilde bir şeyler bize verecek. Mesela bu bir sonraki çizim sayfasına erişimini sağlarmış. Çok güzel. Aynı şekilde sayfaları bu şekilde toparlayaraktan 4 gün içerisinde bu biletleri normal harcayarak ve hatta şu emojiye bayıldım. O kadar güzel, o kadar temiz ki. Yani en güzel like bence bu emojiye gelmeli. Ve sonrasında da 4000 puana ulaştığınız zaman da işte en bonus sandığı falan filan değişik şeyler geliyor. Burada benim hızlı bir şekilde aslında şuradan alıştırmaz savaş. Çok değişik kahramanlar var. Grom takımı denilen bir olay var. Grom takımında yarışçı Aysa denilen bir şey var. Birleştirmeye çalıştığında kendi seviyesindeki birimleri yer değiştirir ve sonucunda hem kendinin hem de yer değiştirdiği birimin saldırı hızı hasarını arttırır ve tüm olumsuz etkileri temizler. Aysa'nın taşınma sembolü varsa ipucu kutucuğunun taşınırsa alındığı ipucu falan filan daha sonra yeteneğin yenilmesini gerekir. Şimdi bir de burada daha değişik bir şey var. İşte şavurma evi. Şavurma evi yanındaki birimlerin saldırı hızı hasarını arttırır. Sağda çift sayıda şavurma evi varsa bunlar aktifleşir. Aktifleştiğinde evet tarafından eklenen saldırı hızı bonusu artar ve ekstra kritik hasar şansı sağlar. Savunma ev, komşu falan filan bir şeyler demiş. Yulia denilen bir değişik bir efsanevi kart gelmiş. Zaman içinde daha yüksek seviyedeki bir birimi dönüşür. Birleştirilirken veya savunma yerlerken. Şavurma denilen değişik bir şey var. Şavurma yerken Yulia müttefik bir birime öpücük atar. Öpücük ulaştığında müttefik birleşme seviyesi artar. Kritik vuruş şansında artış görülür ve negatif etkilerden karşı geçici bir kalkan kazanır. Burada da böyle bir şey var. İşte Dmitri Dubin denilen bir şey var. Birleştirirken bir ipucu kazanılır. İpuçları bonus hasar verir ve verilen tüm hasar arttırır. Sağdan toplanan ipuçları geçerlidir. Şimdi bir de sadece kullanılabilir olduğumuz olaylar var. Mantıklı arkadaşlar. Savaşmaya hazır olalım. Büyük Grom olayına hoş geldiniz hep beraber. İki tane yanlış bilmiyorsam. Abi ben bunları aldım. Ve bu sanırım ortak mod. Çok farklı bir şey. Aldım. Şuradan bunları mı birleştireceğiz? Anlamadım. Neyse. Benim burada atak yapabileceğim hero'm hangisi? Onu anlamış değilim ben şu an arkadaşlar. Şimdi oradan bir tane. Bu ikisini birden ben yükseltmeye çalışacağım. Bana bu şekilde gösteriyor sanırım.
Bu nedir? Aa. Çok enteresan. İnanın çok güzel bir etkinlik getirmişler ki zaten bu size şeyde ne demiştim? Kat çıkma olaylarında daha değişik böyle etkinlikler getirirlerse kesinlikle oyun daha zevk alıcı bir durumda ilerler demiştim sizlere. Tabi kara veba denilen çok değişik. Şimdi arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken şeylerden birisi. Yükseltmesini yaptık. Ama yani birazcık da şöyle mantıklı bir açıdan baktığım zaman bunu aldım. Bunu aldım. Bu bildiğiniz standart kat çıkma gibi bir oyun açıkçası. Çünkü bunu buradan aldığım zaman ne oluyor? Yine değişen bir şey olmuyor. Şimdi kat çıkmanın bir değişik versiyonu olduğundan dolayı da şimdi 15 tane bir ipucu topladık. Bu topladığımız ipuçları ne işe yarayacak ben bilmiyorum şahsen. Sizlerle beraber ilk girdiğim şey oyun ve direktmen gece 3'te çektim. İlk geldiğimi direktmen sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bir tanesini buradan buraya çekeyim. Ne olacak merak ettim. Şimdi bir tane buraya. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. İnanın hani şu olay çok farklı. Tamam. Sakinlikten bir yana bir şey yapmayalım. Şimdi karşı taraf çok düşük seviyelerde bir oyuncu kitlesi var. Ben niye bu kadar yükselttim onu da bilmiyorum. Şimdi şuradan bir tane daha bastık mı? Tamam. Guru denilen bir adamımız var. O bize yardımcı oluyor. Yanı sıra Guru'nun görevi bir yandan yükseltme yapıyor. Bir yandan da hop hadi burayı da geçmek lazım. Geçemedik. Enteresan. Sanırım kat geçmeye dayalı bir oyun. Yani bu bizim standart ortak modlardan yapılan ama etkinlik olaraktan değişik bir içerik. Ama tabii bunu yaparken de birazcık bir bunu da alalım. Bir şuradan da bir sayfaları toparlayalım. Buradan kullanılabilir sayfalardan. Burası geldi diyor şu anda da. Büyük Grom. Şimdi Büyük Grom bize bir seçenek olaraktan ne yapmalı? Şimdi bu ne işe yarıyordu tekrardan bakayım. Birleştirirken bir ipucu kazanılır. İpuçlara bonus hasar verir. Verilen tüm hasarlar arttırır. Sağdan toplanan ipuçlar da geçerlidir. Buraya baktım. Birleştirmeye çalışıldığında kendi seviyesindeki birimleri yer değiştirir. Bunun sonucunda hem kendinin hem de yer değiştirir birimin saldırıcı falan filan. Bu da gereksiz o zaman bana. Zaman içinde daha yüksek seviyedeki bir birime dönüşür. Birleştirilirken veya şavurma yerken yürüye müttefik bir birime öpücük atar. Öpücük ulaştığında müttefik birleştirme seviyesini arttırır. Bunu bir alalım. Bakın. Şimdi burada benim bunu almam lazım. Bir tane de buradan aynı şekilde büyük ihtimal şunu almam lazım. Azrail'i alayım. Çünkü Azrail de bana yine küçük bölüm son canavarlarında yardımcı olacak en geçerli bir hero. Ama şimdi tık tık tık. Bir de böyle denemek istiyorum. Hatta durun. Durdurdum. Tamam. Şimdi benim buradan şuradan da postadan bunu okuyacağız. Bunu okuyacağız arkadaşlar. Günlük ödüllerden şurayı alayım.
sonrasında da hemen sizlere şuradan sesi kısıp daha doğrusu devam edelim. Şimdi burada grubun mantığı çok farklı ama. Yani birazcık çok standartlar ötesinde bize bir şey gösterdiği için ben ilk defa yani bir bilinçsiz bir şekilde atacağımız bir içerik olacak ama yani şimdi bir dakika abi. Şimdi dur bakalım. Aa, karşı tarafa atıyor. Şamanın hallicesi. Şimdi dur. Aldım, yolladı. Temiz. O zaman Azrail'i de... Aa. Değişik şeylere de döner dediği olay bu sanırım. Tamam, mantıklı. Şimdi ben Azrail'ci olmak taraftarıyım ama... Çok farklı. Yani ben bu kadar beklenilen çok farklı bir hero yapmışlar ve kesinlikle oynanabilecek en güzel hero bence. Çünkü burada kendisinin olduğu konumda olan hero'ların şimdi burayı şu şekilde yok ediyor. Şimdi Veba Doktoru denilen bir yeni bölüm sonu canavarı gelmiş. Veba Doktoru tabi bu kısımlarda bize hop çok mantık dışı hero'larımızı da götürüyor. Onu da anladık. Evet, şimdi yükseltmemi tabii ki de Guru denilen bir kahramanla yapacağım. Aynı şekilde karşı tarafa şaman atıyormuş gibi öpücük atan bir hero'm var. Tabii zaten benim burada Azrail'le oynamamın sebebi de kritik atıp elimden geldiğince daha hızlı bir şekilde oyunu alıyor olmak. Tabii. Ama biz burada oyunu almaya çalışırken de tamam 7 tane temiz. Çok temiz aslında. Çok mantıklı bir içerik yapmışlar. Yani tabii burada birazcık tecrübe değildi aslında. Şimdi bunu mantığı farklı. Şimdi mantığında birincisinde birleştirme yaparsanız öpücüğü yolluyor. İkincisinde birleştirme yapmazsanız en üst seviyedeki olan buna dönüşüyor diyordu. Bu da bu oldu. Aldım buradan bunu. Buraya çektim. Buradan bunu aldım. Buraya çektim. Şimdi Azrail'i iyi ki almışız. Çünkü Azrail'in bize buradaki büyük bir etkeni var. Görüyorsunuz. Yanı sıra zaten bunun da bir bize yapacağı bir grubunun da mantıken bir olayı var. Ama tabii çok da zevkli bir olaya dönüşmüş. Hani başından beri size bahsettiğimiz aslında bu katlar bu şekilde olursa böyle daha güzel olur dediğimiz zamanlarda çok mantıklı ve geçerli bir olaya dönüşmüş. Ama yani burada da birazcık sıkıntımız hangi oyuncu hasar vuruyor onu bilmiyoruz. Tabii yani burada sürekli bu hero'yla gidersek çok yavaş kalırız. Şimdi ben en azından sizlere böyle bir yer geldi diyerekten bir şeyler çekmeye çalıştım. Tabii bu bize birazcık ortak modun daha güzel etkinlik hali şeklinde geldi. Ama bunun da geçmesini sağlayacak bir şeyler atacağım sizlere. Birazcık böyle bir gece videosu oldu benim için. Yani şahsi düşüncem. Çok mantıklı ve çok güzel bir ortak mod getirmişler açıkçası. Çünkü buradaki artık şu ortak moddan artık bizim için gına gelmişti. Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler derken. Böyle bir şeyin geliyor olması çok güzel olmuş. Ama Grom kısmını da tabii burada emojiler
kısmında bunları alırken de bizim için birazcık yani mantıklı desteler üretiyor olmamız gerekecek. İnanın emojileri çok sevdim. Emojiler için çok güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım bu oyunu. Grom'un kendi yaptığı bu kahramanların hani ne yapmışlar? Kazıyıcının daha değişik versiyonunu yapmışlar ama kazıyıcıyla şeyi birleştirmişler. Gadget'i birleştirmişler. Yanı sıra daha değişik hero'lar yapmışlar ve daha böyle daha sağlıklı, en azından daha zorlanabileceğimiz bir bölüm sonu canavarlarıyla da karşılaştık. Dilerseniz sizlerle bir oyun daha atmak isterim. Ama tabii bu oyunu atarken de cidden hangi hero'yu almalıyız onu da bilmiyorum. Zaten bizim yükseltmemizi Peri yapmıyor. Peri dışında zaten diğer hero'lar yapıyor. Bunu alırsam daha mantıklı olur. Diğerleri de zaten benim için birazcık yükseltme bahanesi olmuş olur. Ben son olaraktan büyük Grom denediğimiz oyuncuyla beraber bu desteğe giriyorum. En azından biz şuradan bir rahatlıkla şimdi evet karşı tarafta hero'lar sağlam gibi görünüyor. Yani en azından tufan almış. Diğerleri de destek hero'ları. Şimdi ben burada yükseltme yapmalı mıyım? Tık tık tık. Bunları buraya çevirsem ne olur? Böyle yapsam. Karşı tarafa yollasam. Bunlar da dönüşse mantıken doğru. Her dönüşüme de şeyi beklesem. Of çok temiz, çok temiz, çok temiz. Tabii ben burada yükseltmeyi bir yandan yaparken tabii bir yandan da şey yapmamız gerekecek. Bu kısımlarda hop tamam problem değil. Sanırım bunu yükseltmemize gerek yok. Çünkü bu dönüşüm sağlayan destek bir hero'su. Yani destek hero'su. Ondan dolayı da bunu yükseltmemize gerek yok. Bu dönüşüm sağladığından dolayı bakın 3. seviye 2. seviye bir şeylere illaki dönüşüm sağlıyor. Ve bu bizi birazcık da oyun oynarken daha rahatlatıyor. Şu kısımlarda birazcık bu kısmı geçerken veba doktorunu aslında çok güzel bir şekilde rüzgar okçusuyla geçebiliyormuşuz. Onu öğrendik en azından. Çünkü burada bizim için atak kurabileceğimiz bir oyuncu olmadığından dolayı daha deminden beri bu atak oyuncusunu arıyordum. Bu benim için mantıklı ve güzel oldu. Yanı sıra buradan ben aldım. Tamam. Aynı şekilde buradan da bunları aldım. Birleştirme yaptığım her şeyi karşı tarafa etki edecek. Attım. Böyle. Mahkeme geldi. Tık. Hiçbir şekilde birleştirme yapmayacağım. Tamam. Temiz. O da güzel oldu. Kesinlikle yükseltmelerimi yapmaya çalışacağım. En iyi deste bence şu anda bu. Çünkü hani atak olaraktan bu vuruyor. Kritik olaraktan bu vuruyor. Temiz. Tamam. Bir de yükseltmemi yaptım mı? Şöyle tadından yenmez. Ama bir yandan da burada şuradan aldım. Buradan aldım. Buradan bu tarafa aldım. O da güzel. O da sağlıklı. Şimdi bir yandan şurada ipuçlarını toplarken aslında şu birleştirmeyi birazcık daha güzel bir yerde sonuçlandırmış olsaydık daha güzel olurdu. Çünkü bu sanırım buradaki ipuçları bizim aslında en büyük gerekli olan şeylerimizden birisi. Yanlış bilmiyorsam çünkü bu bizim hasarımıza etki ediyor mantığı burada geliyordu sanırım. Okuduğumuz üzere. Ama bir yandan da tabii. Aldım. Tamam. Manayı tutuyorum. Tamam. Şöyle yükseltmelerim, adam çağırmalarımı yaptım. İki tane de buradan şeye bastım. Okçular ciddi anlamda, işlevsel anlamda bir şeyler yapmışlar. Okçulara en azından artık görebiliyoruz. Daha güzel hero'ları görebiliyoruz. Mantıken uzun zamandır böyle şeyler görmediğimiz için. Şimdi buradan bunu aldım. Bu tarafa doğru bir birleştirme attım. Temiz.
Bu aslında sizlere açıkçası bir inceleme olaraktan gösterebileceğimiz bir şeydi. En azından birazcık kısık sesli de olarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve bu yüzden de kusura bakmayın. Ama şu konuda yapmanız gereken şeylerden birisi bir atak. Bir de buradaki hiroları birleştirerek bir şey yapmak. Çünkü hani bizim burada asıl amacımız, bakın yanlış anlamadıysam tekrardan, ipuçlarını toplayarak ve birleştirerek bize kesinlikle kritik puanda etki eden bir olay olması lazım. Ama yanlış biliyorsam eğer, affınıza sığınıyorum. Oyuncularımızı çağıralım. Lady denilen yeni bir bölüm sonu canavarı gelmiş. İlk defa 13 kısımlarını ya da en azından bu hilebaz kısmı, hilebaz değil de seviye düşüren bölüm sonu canavarını geçtiğimizde daha güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Hop. Aa. Çok daha kötü bir hero'ymuş. Lady. Biz buraya tek tek vuralım. Yine götürüyordu. Allah'tan tuttuk biz. Karşı taraf aslında doğru bir şekilde oyununu oynamış. Çünkü burada en geçerli hero'lardan birisi aslında sanırım mana kazanı. Çünkü bir süre sonrasında mananız yetmeyerekten oyununuzu daha az oynayacaksınız. Çok güzel bir şekilde ilham geldi. İşte ise daha iyi yükseltmeler yapacağız. Buradan bunun birleştirmesini yaptım. Tamam. 40. kata geldiğimizde ya da dalgaya geldiğimizde nasıl bir sonuç alacağız onu merak ediyorum. Çünkü hani birazcık daha uzun bir versiyonda ileri oyunda ne yapabiliyoruz o önemli aslında. Şimdi şu hero'yu beğendim açıkçası. Bu hero'nun mantığı zaten birleştirme yapmadığınız zaman size etki eder. Birleştirme yaptığınız zaman karşı tarafa etki eder. Bunu anlatabildim ya da ben de anladım. Şimdi buradan bunu alalım. 4 seviye geldi şimdi. Hiç ellemeyeceğim. Karşı tarafta aslında geçerli bir hero'lar seçmiş. Ama bizimki de bir o kadar altta kalır bir hero'lar değil. Çünkü atak anlamında çok daha güzel bir sonuç alabiliyoruz. Aldım. Yolladım. Buradan da bunu aldım. Şimdi bir tane daha çektim. Atak artı kritik daha mantıklı oldu bu oyunlar için. Çektik. Kritik anlamında bir şey geldi. Yükseltmemizi Groot'la yapıyoruz. Groom daha doğrusu. Zaten arkadaşlar bu oyunun birazcık daha böyle bir en azından değişkenliklere açık olması gerekiyordu. Çok daha sağlam bir şey yapmışlar en azından. Çünkü bundan öncesinde başarılı bir sonuç alamadıklarını düşünüyorum şahsen. Çünkü yeni gelen kat sisteminde artık böyle bir etkinliğin geliyor olması çok güzel oldu. Hop. Umarım geçeriz. Umarım geçeriz. Çok temiz. Çok temiz. Kral Puding geldi. Standart görevi var sanırım yine aynı şekilde bize bir şeyler atmak. Ben birleştirmemi yapacağım birazdan. Şu kısımları geçerken inanın çok zorlanacağız. Ya da Kral Puding'de takılıp kalacağız. Öyle görünüyor. Evet. Kral Puding'de takılıp kalacağız. Dediğim gibi. Çok temiz bir emoji geldi. Özel emoji.
Yarısını zaten ilerleyen oyunlarda yine bir emojiler de gelecek. Hatta ben size bunu daha detaylı bir şekilde anlatımını da yapacağım. Yeni gelişiyle beraber ben en azından güzel bir içerik çıkaracağımızı düşündüm. Hatta ilk içeriği direkt ben atayım dedim. Bir büyük Grom etkinliğinin daha sonuna geldik. En azından bir videosunun daha sonuna geldik. Bunun devamını çekeceğim kesinlikle sizlere. Kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayınız. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yakında bunlarla alakalı çok güzel videolar gelecek. Bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube.